Ben Ünal Karahasan. Hayli eski zamanlar dolaşarak bu püskü çağa itiraz etmeye geldim. Ey doğa felsefecileri Tales, Anaximandros, Anaximenes. Sizden 2500 yıl sonra hayatın kaynağı dediğiniz toprak, su, hava, ateş kirlendi. İnsan beslendiği toprağı, içtiği suyu, soluduğu havayı kirletti. Ve hala uslanmadan birbirine ateş etmeye devam ediyor. İtiraz etmeye geldim. Bu püsküyen zamanı tersine döndürmeye geldim. Doğru bir yere, doğru bir zemine geldim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldim. İmge şehrinin sokaklarında 40 yıldır dolaşan bir şair olarak Atilla İlhan'la Sisler Bulvarı'nda derin ve özel sohbetlerden geldim. Telkinlerini ve tembihlerini alıp da geldim. Karahasan, dip dalgasını bununla başlatacaksınız dediği parola vatan, işareti namus kaldıracını alıp da geldim. Merhaba. Sonsuz önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserine sahip çıkmaya geldim. Merhaba. CHP'nin ebedi lideri, genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli bir tartışmanın açılmasını önermeye geldim. Kibir üreten, otoriteryan bir bakış üreten, zaten oryantal bir toplum olmanın kodlarından hepimize zaman zaman sirayet eden, ben merkezciliği aşan taşan yeni bir anlama yönelmeyi düşünmeye, tartışmaya geldim. 38. kurultayımızda genel başkanlık organının kaldırılarak genel sekreterlik yaklaşımına geçilmesini önermeye geldim. Sen, ben, o, biz, siz, onlar, hepimiz birlikte çok şey başarabiliriz diyen birleşik özne olunmasını önermeye, tartıştırmaya, anlatmaya, anlamaya geldim. Evet, yel değirmenleriyle kavga etmek değil. Evet, bir mizansen, bir oyun değil. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığını genel sekreterlikle dönüştürerek örgüt tabanının ve örgüt organlarının aşağıdan yukarıya birleşik özne yaklaşımıyla onarılmasını, Türkiye'ye böyle bir yöntemin önerilmesini, dünya siyasal tarihinde yeni bir çığır açılmasını sağlamaya, belki bugün genel başkan adaylığı açıklamaya ama özü itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreterliğini inşa etmeye ve orada hizmet etmeye, aday olmaya geldim.
Bugün burada kıymetli basınımızın bizi ülkeyle ve dünyayla buluşturmasından yararlanarak bir düşünsel mesai götürebileceğimizi umuyorum. İncelemeye çalışacağım bu mesaide yeni bir siyasal mental araştırma ve soruşturmaları bir şair olarak kendi kurgulayacağımız terimler ve kavramlar silsilesi ile inşa etmeye çalışacağım. Ne mi diyorum? Elma yanaklı dediğimiz zaman bu bir betimdir ama seni dişlerinde elma kokusu dediğinde Ahmet Arif şiirdir. Ahmet Arif seni dişlerinde elma kokusu derken elma kokusuna bir boyut, anlam, içerik getirmekte. Şu halde topluma yön veren siyaset müessesesi özellikle üst düzey temsilcileriyle topluma yol gösteren, topluma umut olan, toplumu yarına doğru azmettiren bilge kutup insanları olmakla yükümlüdürler. Bunu başaramıyorlarsa bu bir keşmekeşten çıkamaz. Yani meşguliyet için değil, mesuliyet için siyaset edep erkanındayız. Ben oraya geldim. Orada dertleşelim, denkleşelim istiyorum. Bir dönem Cem TV'de sunduğum Düşünce Akademisi programına konuklarımı alırken hepsi çok özel programlardı ve ne güzel ki teknolojik olanaklarla şu anda onlar tekrar tekrar izlenebiliyor. Hani o çok seveceğiniz eski dergilere, kütüphanenizde, evinizde daraltma, azaltma yaparken dokunduğunuzda hemen ha şu şarkı eşliğinde bunu okumuştum, dinlemiştim diye kendi bireysel tarihine döndüğünüz o derinlikler var ya, o derinliklerle kalıcılaşan programlardı Düşünce Akademisi programları ve konuklarımı takdim ederken şu sözü söylüyordum. İnanarak, inandırarak ve onlarla geleceğe doğru toplum tabanında yarılma değil, onu onarma yaratmaya doğru birlikte yürüyebilmek için. Şuydu o söz, zenginlerin yaradana borcu fakirlerden çoktur. Sorulacak onlara, size bunca zenginlik nasip oldu, insanlık hayrına ne yaptınız? Bilginlerin, düşünürlerin, alimlerin, filozofların borcu, değerli dostlar, zenginlerden de çoktur. Onlara da sorulacak. Size bunca ilim, irfan, kavrama kabiliyeti verildi. İnsanlık hayrına ne yaptınız? Diye konuklarımdan bir borç mesaisi içinde olduklarını, bizim onların fikri zenginliklerinden yararlanma muradında olduğumuzu söyleyerek programlara giriyordum. Galiba günümüzün hem ülkemizde hem de dünyada üslup olarak siyasete taşıması gereken bir yaklaşım, yönetenlerin eğer topluma borcu varsa ödesinler. Bu bir imkan, olanak. Ödemişlerse lütfen başka borçları olanlar gelsin, onlar da ödesin. Şaşırtıcı bir durum değil mi? Genelde, hele de ülkenin şu anki koşullarında, insanlardan işte sıcak bir konu, ikinci motorlu taşıt vergisinin alınması, efendim vergilerin artırılması, KDV'nin artırılması, siyaset habire toplumdan bir şeyler istiyor. Ünal Karahasan diyor ki, alan değil veren siyaset mümkün. Siyaset
hem fikren bir borç ödeme yeri hem de toplumun, insanların hayatlarını zenginleştirme alanı olarak yeniden tasarlanmalı. Peki böyle olunca, örneğin bizim partimizde 13 yıldır çok sevgili genel başkanımız, çok sevgili MYK üyeleri, birlikte çalışan bizim partimizin üst düzey siyasi kadrosu, size ne oldu da biz bunca umutlanmışken 6-7 ay önce kiminiz bakan, kiminiz milletvekili devam ediyorsunuz, bir iktidar beklentisi içine girmiştiniz de 6 ay sonra neyi neyle değiştirmek istiyorsunuz? Kimi kimle değiştirmek istiyorsunuz? Ben bakıyorum arkadaşlar, vallahi borcunuzu ödediniz. Müsaade edin, bizim de bu topluma borcumuz var. Özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelerek şu güzel ülkeye, insanlığa, sadece insanlığa değil, kurda, kuşa, börtü, böceğe borçlarımızı ödememize müsaade edin arkadaşlar. Sahneyi bırakın biraz da başka insanlar doldursunlar. Yeni bir şey söylemiyorum. Aktüel, güncel ve duygusal düşünen bir insan değilim. Politik olarak duygusal düşünen bir insan değilim. Bir şair olarak elbette duygusal düşünen biriyim. İncinen biriyim. Mesela bizim partimiz güçlendirilmiş parlamenter sistem derken ben yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ne güceniyorum. Yüreğime taş basıyorum. Genel başkana mektuplar gönderiyorum. Diğer politik mevkideki arkadaşlarımıza önermeler gönderiyorum. Faydalı olamıyorum. Etkileşim sağlayamıyorum. 2015'te çok değerli genel başkanımızın emeklilere ikramiyeyi noterden tescilleyerek sunması üzerine bendeniz de genel başkanımıza noter tasdikli bir mektup göndermiştim. Biraz önce doğa felsefecilerinden söz ettiğim pasaj o mektuptandır. O mektupta bir de şu vurgu vardı. Bilgelik idarecilerin, cesaret ve yiğitlik koruyucuların, ölçülük üretenlerin, adalet herkesin taşıması gereken erdemlerdir. İnsanlık, Platon'un bu sözünden saparak, savrularak bugünlere geldi. Ha bugünlere geldi derken, bir şair olarak kendi imge dizgem içerisinde duyguları, vurguları inşa ederek giderken, siyasette de terimleri ve kavramları inşa ederek, aslında bu çağın sizin sandığınızdan çok daha büyük, kötücül, korkunç bir çağ olduğunu anlatacağım. Bu çağ CHP-AKP geriliminden söz ettiğim kötülük değil. Hatta o tehdidi birazdan açtığımda, ya ne yapıyoruz Allah aşkına? Bu partiler birbirine sarılmalı. Sayın Erdoğan'la Sayın Kemal Kılıçdaroğlu derhal tekrar eskiden olduğu gibi Cumhurbaşkanı ile ana muhalefet lideri haftalık toplantılarını gene yapmalı diyebileceğimiz, birbirimize sarılacağımız, kucaklaşacağımız bir çağ. Bizim partimizin bilhassa ekonomi kurmayları son derece değerlidir. Objektif bir insana Türkiye'de bir iktisadi kadro kur dediğinde arayıp da ilk ona yazacağı insanlar, birkaçını hemen söyleyeyim, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere hepsini sayın ve sevgi sıfatının devamında bir kere de sayayım. Akif Hamza Çebi, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztürk, İlhan Kesici, Aykut Erdoğdu. Çok büyük kıymetli kadrolar bunlar. Bunlar AKP'ye yardımcı olsunlar. Şu anda iktisadi olarak Türkiye naslarla başladı. Allah korusun iflaslarla gidecek gibi. Bu kadro iktidar olmamız şart değil. Ne söylüyorsa, ne öneriyorsa doğrudan Sayın Erdoğan'a briefing versin, gitsin arz etsinler. Efendim şöyle yapabiliriz, isterseniz sizin kurmaylarınızla biz çalışalım desin.
klasik savaşlardan daha korkunç olarak hayatımıza girmekte olan kimyasal ve biyolojik savaşları biliyoruz. Ülkeler güvenlik kalkanları, güvenlik konseptleri belirliyorlar, geliştiriyorlar. Peki, COVID salgınında, daha önce kuş gribinde hangi füzeyle, hangi topla tüfekle, hangi teknofestle savaşabilirdik? Ki teknofesti canı gönülden alkışlayan, hayran olan biriyim. Mutlaka ziyaret edeceğim, orada emeği olanları kutlayacağım. Peki, teknofesttekiler ile birlikte, bir şair ile onları birlikte düşünmeye davet ediyorum. Tekno terör, yapay kuş, yapay haşere ile hedefteki insanların çok kolayca katledileceği, yapay zekanın eriştiği korkunç ve vahim durumu düşündünüz mü? Ben bir şair olarak ürküyorum. Püskü bir çağ diyorum işte. Bu çağ püskü bir çağ. Yapay zekaya karşı yatay zeka öneriyorum. Tasavvufun, bilgeliğin insanı araçsallaştıran değil, insanı amaçlayan bir boyutundan ilerleyelim istiyorum. Günümüzde yediğimiz, içtiğimiz ne varsa hızla yapay gıda, bu yapay gıdalarla beslenen, sağlığı bozulan insan teknolojik taarruzlarla giderek özellikle iyi değerler, din gibi, memleket gibi, aşk gibi güzel değerler hızla bozuluma uğratılıp kolayca perişan edilen hale sokulurken farklı farklı sözel narkozlarla ve medyalarla baktırılan hipnozlarla aslında yapay insana dönüştü insanlar. Yapay insan insanın başına bela. Yapay zekaya karşı yatay zeka tasavvufun ilahi boyutunu anlamakta dikey boyutta Yaradan'ın, hakikatin, hikmetin peşinde giden insanlar menzile ancak yatayda diğer insanlarla, sadece insanlarla değil, doğayla, börtü böcekle dayanıştıkça kısmet ve imkan bulurlar. Yani keşfettikçe kaşif olurlar. Kendilerini ancak yatay ilişkide başkalarıyla dayanıştıkları zaman keşfederler. Allah aşkına bu siyaset niye birbirine hücum ediyor? Niye birbirine taarruz ediyor? Biz çok korkunç ve püskü bir çağdayız. Doğrudan söylemeliyim. Bir solcu olarak paramental sistemi yıkmaya geldim. Bu paramental sistem insanı bir daha geri döndürülemez bir şekilde robotik bir esarete doğru götürmekte. CHP öncülüğünde biz ülkede yeni bir tartışma açabilir, özellikle önümüzdeki yerel seçimlerde, benim tabii bugün program anlatmayacağım ama programladığım önermelerimi peşi sıra anlatacağım. O programlarda benimsenip, belediyeler sadece siyaseten falanca partiden değil, yaptıkları hizmetlerle de toplumla birlikte kazanılan merkezlere dönüştüğünde peşi sıra bir şey daha başarmamız lazım. Dünyayla kenetlenmemiz lazım. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülüğünde yapacağımız yer Sosyalist Enternasyonel'dir. Ve bizim partimizin genel başkanları, benim söyleyişimle bundan sonra eğer dediğim olur da genel sekreterleri, partideki hizmetlerinden sonra, ülkeye borçlarını ödediklerinden sonra, bir de dünyaya borçlarını ödemek üzere Sosyalist Enternasyonel Başkanlığına gitmelidirler. Ve ben
çok değerli genel başkanımızı partideki görevlerinden sonra Sosyalist Enternasyonel Başkanı olarak görmeyi Türkiye için bir kazanç ve kıvanç olarak hayal ediyorum. 27 Eylül 2023'e geldik. Bugüne. Genel durum, egemenlik erkini elinde bulunduran için beka birincil kaygıdır. Yineliyorum, egemenlik erkini elinde bulunduran için beka birincil kaygıdır. Otokrasi bunu kendi hegemonyasını koruma ve sürdürme teyakkuzu olarak algılar. Otokrasinin dili şedittir, davranışları şedittir, üslubu hoyrattır. Hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu benimser ve giderek parti devletine dönüşür. Demokrasi eşitlikçi, özgürlükçü ve bütüncüldür. Eğer ki kuvvetler ayrılığı dizgesi içinde kurumlar aracılığıyla toplum tabanına yayar. Küresel egemenler için de bir beka tanımlaması yapacağım. Küresel egemenler sömürecekleri coğrafyalara dadanırken bu iki formasyonun yani otokrasi ve demokrasinin ikisini birden kullanırlar. Önce Tunus'u, Libya'yı, Suriye'yi, Irak'ı mahvetmeye giderken Arap Baharı mizanseniyle demokrasi götürmeye çalıştılar. Banu Avar da kaçın demokrasi geliyor diye haykırdı. Anlatmaya çalıştı. Türkiye genelinde çok yoğun mesailer gördü. Küresel egemenler dadandıkları yerlere demokrasi mizansenleriyle girip oradaki yerel uyanışları budayarak hızla kendi buyruklarında otokrasiler yaratmaktalar. Fakat arkadaşlar bu da boşuna. Artık egemenlik ve beka sanılanın, anlaşılanın, bilinenin ötesinde bir boyut kazandı. Artık milletlerin milletlere egemenliği ve üstünlenmesi diye bir şey söz konusu değil. Egemenlik ve beka el değiştirdi, hızla yapay zeka güdümünde tekno teröre doğru ilerliyor. Biraz önce arz ettim. Yapay kuş, yapay haşere ile hedefteki kişileri çok rahatlıkla yok edebilecekler. Buna hangi güvenlik kalkanıyla karşı koyabileceksiniz? Onun için Cumhuriyet Halk Partisi ile topluma yeni önermeler, yeni bakış açıları ve yeni davranış, yeni insani mevzilenmeler kazandırmalıyız, getirmeliyiz ve bunu da Sosyalist Enternasyonel'le dünyaya bir politik ihtiyaç olarak, bir mental önerme olarak sunmalıyız. Paramental siyaseti iş bu nedenle yıkmaya geldim. Bütün insanlardan arzumuz vardır. İnsan birliğine zor demesinler. Gerçekler nerededir? Haberimiz var. Haktan gayrısına yar demesinler. Dünya aydınları siyaset tutsun. İnsan aleminden cehalet gitsin. Senlik, benlik de ne? Kavgalar bitsin. Şu koca dünyaya dar demesinler. İsevi, Musevi, Muhammediler, Doğu, Batı, Kuzey, hem Güneyliler, insanlık öncüsü bunca veliler, yollar buzlu, dağlar, kar demesinler, yollar buzlu, dağlar, kış demesinler.
Melih Cevdet Anday, gerçek insan henüz gelmedi. Biz onun sadece atalarıyız. Demekle bizi bir yöne sevk ediyor. Gerçek insana sevk ediyor. Yarının çocukları gülleri için, her birinin ayva tüyü çilleri için Ahmet Arif de bu sevda uğruna koymuş postasını, görmüş restini. İçi boşaltılan insanı özüne döndürecek olan, eşrefi mahlukata döndürecek olan sanatçılara, felsefecilere, şairlere selam olsun. Artık yıkıcı, şedid, kötücül bir dil ülkemde son bulsun. Onaran, tamamlayan, eksilten, çatıştıran değil, bütünleyen, ayrıştıran değil, buluşturan bir edeb erkan sahası olsun siyaset. Bir günde ekonomik krizi çözeriz, 3 günde işsizliği çözeriz, 5 günde konu komşumuzla, çarşı pazarda, kahvede kavga ettiğimiz insanlarla kavgaya son veririz. Çok değerli ülkemizin siyasetçileri, çok saygın insanlar, siz belki bilmeden bu üslupla toplumda büyük bir yarılma yaratıyorsunuz. Ama bu korkunç mesaiyi, bu büyük mesaiyi götürürken siz kötü olamazsınız. Ben sizin hiçbirinize kötü olarak bakmıyorum. Fakat yöntemleriniz çok iyi değil sanki değerli siyasetçiler. 2015'te ben bir kamu görevlisi, daima amatör kalacak bir şair olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden ön seçim olacak diye milletvekili adayı olduğumda Kocaeli'nde bir merhem, bir derman sundum örgütümüze. Şimdi bizim eczacı adayımız da var. Burada da toplum tabanındaki çalışmalardan gelen ecza deposu laboratuvarı kokusuyla gelen bir Ünal Karahasan var ve bugün bunu söylemiyor. 2015'te söylemiş. Bir ilaç. Ne kadar büyütürsek o kadar anlaşılıyor diye, yani gerekirse tır da giydirmek lazım. Ama benim öyle bir param yok. Zira ben paramental sisteme karşı bir insanım ve eminim çok değerli basın emekçileri de bu içerikle ilgili topluma bu dermanı iletecekler. Onlar da çok keyif alacaklar. Ne diyoruz? Seven hap, 7 draje, umutsuzluğa karşı etkili. Kimseyi kullanmadan ve kimseye kullanılmadan. Dikkatle okuyunuz. Hepinize armağan edeceğim sevgili basın mensupları. Kimseyi kullanmadan ve kimseye kullanılmadan dikkatle okuyunuz. İlacı herkesin ama özellikle çocukların erişebileceği açık ve güneşli alanlarda bulundurunuz. Belki şöyle yaparsam buna zoom yapabilirsiniz. İlacı elinize, yüzünüze, eşinize, dostunuza, bilhassa düşmanınıza bulaştırınız. Yandaş etkisi yoktur. Bedende bağımlılık, zihinde bağımsızlık yapar. Ömür boyu kullanımı şarttır. Lütfen doz aşımına gidiniz. Konuşmanın bütünlüğü içinde bunun ayrıntısına şimdi girmeyeceğim. Ama finalde dilerseniz buradan size ve ülkemize armağanlarım olabilir. Neydi? Seven hap.
Ama şunu burada söyleyeyim isterseniz. Şimdi 7 draje şu arkadaşlar. Burada içerikler vardı ama arkadaşlar çantanın içi dolu. Yani zarf da mazruf da sizin için özel hazırlandı. İnsanlık için özel hazırlandı. Bir hareketin, bir siyasal hareketin, bir sportif hareketin, bir doğal gıda üretimi hareketinin adına ne derseniz deyin, başarılı olması için önce 3 Z'yi başarması lazım. 3 Z, 1, zamanın ruhu, paradigma. 2, bunu işleteceği zemin, kurumlar. Ben neredeyim? Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Zemin burası, onun için buradayım. 3, zat. Bu paradigmayı bu zeminde nasıl bir zat ve zatlar takımı birlikte yapacaklar. İşte ben hem de bu zat takımını kurmaya adayım. Birlikte birleşik özneyi geliştirmeye adayım. Birleşik öznenin izahı da burada var arkadaşlar. Bir hareketin icrasında kişiler rol paylaşımı ya da görev dağılımı olarak şunu becermeliler. Komutan, kurmay, kuvvet, kitle, dörtlü senkronizasyonu ve düşünsel bağıntısı doğru kurulmalı. Kurulamazsa hareket başarılı olamaz. Başarılmış bir hareket söyleyeyim. Hepinizin kıvancına bir de ben tercüman olayım. Komutan Mustafa Kemal Atatürk. Zemin Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Büyük Millet Meclisi'nin açılması, düzenli ordunun kurulması, Kurtuluş Savaşı'nın başarılması. Zat, dörtlü senkronizasyonda görev dağılımındaydı. Mustafa Kemal komutan. Kurmay kim? Ali Fuat, Rauf Orbay, Kazım Karabekir, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak ve her birini saygıyla, özlemle selamlıyorum. Atatürk'ün silah arkadaşları. Kurmay kadroya bakar mısınız? Muhteşem. Kuvvet, kuvvet Kurtuluş Savaşı'nı armağan ettiği telgraf çavuşları. Telgraf çavuşlarıyla muhaberatı ulaştırdığında derhal ahaliyle buluşsun diye telgraf çavuşlarının getirdiği muhaberatı halka anlatan imamlar. Kartallı Kazım, Kara Fatma, Topal Osman. İşte bunlar kuvvet. Kitle, cümle Anadolu insanı. Neydi Mustafa Kemal'in zamanın ruhu olarak attığı? Vatanın bağımsızlığı, milletin geleceği tehlikededir. Vatanın bağımsızlığını, milletin geleceğini yalnız ve ancak milletin azim ve kararının kurtaracağını söylediği Amasya genelgesindeki manifestonun özü neydi? Milli mücadele. Milli mücadele bu senkronizasyonla başarıldı. Kuvayi Milliye başarıldı. Ama Mustafa Kemal Kuvayi Milliye ile yetinmedi. Ben artık muzaffer bir komutanım. Bunu başardım. İşte buradayım. Bu bana ömrümün sonuna kadar yeter demedi. 1923'te paradigmayı değiştirdi. Şimdi bizim çok değerli örgütümüz, çok değerli partilerimiz ve çok değerli yurttaşlarımız Kuvayi Milliyeci olmakla övünürler. Evet, övünmeliyiz. Ama Mustafa Kemal 1923'te Kuvayi Milliye'yi bir ileriye götürdü. Bu sefer attığı manşet, paradigma neydi? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bakınız, eğer paradigma varsa peşinden gidilebiliyor. Paradigma yoksa aritmetik olarak toplanırsınız ve dağılırsınız. Ben seçim öncesinde önleyici birkaç yazı Cumhuriyet'te paylaşmaya çalıştım. Onlardan birinde demiştim ki, aday belirleme süreci götürülürken herkesin kafasında %50+1 aritmetiği var. Değerli basın mensupları, böyle miydi? %50+1. Oysa düşünülmesi gereken şuydu. 1+%50. Şimdi bu 1+%50'yi önümüzdeki dönem yerel seçimler için Cumhuriyet Halk Partisi nasıl kurgulamalı? Onunla ilgili ben bir dizi hazırlıklar partimize
sunmak ve 1+%50 bu gösterdiğim Sevenhap'taki umutsuzluğa karşı etkili olan bu yaklaşımdaki dizgeleri kurduğumuzda müthiş belediyeler kazanacağımızı ve özellikle buradan çok çok büyük selam ve sevgiyle onu gönülden zaten toplum alkışlıyor, cami cemaati de alkışlıyor. Komünist Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu'nu Anadolu'da yalnız bırakmayan şövalye belediye başkanları, şövalye belediye kadrolarımız olacak Cumhuriyet Halk Partimizin. Bu mümkün. Biraz önce kuliste değerli bir arkadaşımız bir soru sormuştu. Tam onu cevaplamanın yeridir ama onun soru sormasına mani olmamak için sona bırakıyorum. Peki Ünal Kara Hasan, sen bunları söylüyorsun. Nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar, şimdi hepimizin hayranlık duyduğumuz, yaşayan Türk şiiri abidesi Atol Behramoğlu'ndan Türkiye üzgün yurdum, güzel yurdum çığlığından bir pasaj söyleyerek ondan yardım alacağım. Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum, harlı bir ateş gibi yanan, haramiler elinde bulunan, Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum, gün görmüş bilge toprağım, Yunus, Pir Sultan, Nazım, Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum, Bozlak, Ağıt, Halay ve Zeybek, dumanı üstünde ekmek. Arkadaşlar, bakar mısınız şu özleme? Türkiye, dumanı üstünde ekmek. Şimdi ben diyorum ki, ittifaklar şöyle veya böyle yaşandı, birbirlerine karşı mevzilendiler. Bir bereketi, bir toplumsal yararı doğmadı. Peki, o halde Türkiye'de bir iltifat hareketi başlatalım ve 100. yıl iltifat hareketinin ilk armağanını Atol Behramoğlu'na verelim. Bize, hepimize yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz şeyleri anlatan Atol Behramoğlu'na 100. yıl iltifat armağanını azmin, aşkın ancak emekle mümkün olduğunu sembolize ederek iç ve dış güzelliğin emekle çiçekleneceğini imleyen işte 100. yıl armağanı. Ben bunu buradan çok sevgili ağabeyim, dostum Atol Behramoğlu'nun ellerinden öperek ona bu adaylık açıklamasında işte bir adam Atol Behramoğlu diyerek buradan arz ediyorum ve kendinden sonra kime verilmesi gerektiğini de Atol Behramoğlu belirlesin. Sonra Atol Behramoğlu'nun belirlediği değerli kadın, adam, insan bir başkasını belirlesin. Hani Edip Cansever'in Yer Çekimli Karanfil'inde belirttiği gibi. Ben o Yer Çekimli Karanfil'e Yer Çekimli Karanfil diye de bir nazire yazmıştım. Sen o karanfile eğilimlisin. Alıp sana veriyorum. Sen de bir yanındakine veriyorsun. O yanındaki yok mu? Bir başkasına veriyor. Derken karanfil elden ele. Görüyorsun ya. Bir sevdayı büyütüyoruz seninle. Sana değiniyorum. Sana ısınıyorum. Bu o değil. Bak. Nasıl da beyaza keser gibisine yedi renk. Birleşiyoruz. Sessizce. Yüzüncü yıl iltifat hareketi başlasın. Teneffüs süresi geçti mi? Şimdi 2 yıl önce emekli olmuş olan biri teneffüs süresi geçtiyse, ders zili çaldıysa kusura bakmayın ama çok önemli bir yere geldik şimdi. Şu
5-6 ay önce yaşanan ittifak denklemlerine, ne olup olmadığına bir şair gözünden bir bakalım. Tablo 1, siyasal otizm. Dediğim gibi ben bunu şu anda konuşmuyorum, size takdim edeceğim. Seven Hap, siyasal otizmle mücadelenin ilacı. Biliyorsunuz, göz teması kuramama otizmin ana tanımı. Bununla mücadele etmeliyiz, ediyoruz. Beni ekranlardan dinleyen ya da daha sonra dinleyen insanlardan bir ricam var. Eğer konuşmalarım sizi biraz heyecanlandırıyorsa, adlarını şimdi sıralamayayım ama Otizmle Mücadele Dernekleri var. Lütfen onlara bağışta bulunun, yardımcı olun. Bir de bizim partimizin seçmenlerinden çok özel bir isteğim var. Belki işiniz gereği, kamu göreviniz gereği benim kadar akşam sabah Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşamadınız ama lütfen eğer benim konuştuklarım sizi heyecanlandırıyorsa, değerli buluyorsanız hemen yarın Atatürkçü Düşünce Derneği'ne üye olun. Otizmden göz teması kuramama, gönül teması kuramama bilgisinden hareketle gönül teması kuramayan davranış bozukluğunu da Ünal Karahasan siyasal otizm olarak tanımlıyor ve ben bununla mücadele ediyorum. Bu siyasal otizm falanca parti ile falanca parti arasında değil. Tam tersine partinin kendi unsurları içinde yaşanıyor. Bizim partimizde de şu anda inanılmaz bir siyasal otizm yaşanıyor. Hep söylüyorum, amatör bir şair. Elbette dost doğru konuşmakta yükümlüyüm. Ama iltifat hareketi özlemiyle yapan ve onaran bir dil ile söylüyorum. Eksilterek değil, birleşik öznede heyecanlanalım ve buluşalım diye söylüyorum bunu. Siyasetin tepesindeki bu içe kapanıklık, gönül teması kuramama, son yaşanan seçimlerde CHP ve İYİ Parti öncülüğünde genişleyen Millet İttifakı içinde bir mesafe alabilir, umut olabilir diye bana bir sorumluluk yükledi. Çok arzu ettim. Dedim ki, genel başkanımızın da çok iyimser bir beden dili ve metodu var. Ya birbirine uzak gezen insanlarla bir masa etrafında toplanmak, bu bile başlı başına siyasal otizmden çıkış için harika bir şey. Gerçekten harikaydı bu. Ama bu yılların birikmiş tortusu, bir aspirin içmeyle kanser tedavi olur mu? Olamazdı. Vaz mı geçelim? Hayır, geçmeyelim. O halde parti tabelalarının üzerine çıkarak bu ülkenin saygın kutup insanlarına, Atol Behramoğlu'nu söylemiştim. Onun yanına Türkçemizi tematik olarak, semantik olarak, diksiyon olarak, ben hep onun için derim ki Türkçeyi çok iyi konuşan üç kişiden biri, Ünay Alpago'ya, muhabbet serisiyle yukarıda bir dostumla biraz önce sufilik ve türkü üzerine konuştum. Allah bağışlasın, güzel kızının 7 yaşında türkü dinlediğini söyledi. Ben bugün çok kazançlı bir insanım, çok güzel bir mesaideyim. Muhabbet serisi vardı, basın mensupları, genç arkadaşlar çoğunlukla. Arif Sağ, Musa Eroğlu, Yavuz Top ve merhum Sivas'ta yanan, akarsuyum yansam da, kül olup savrulsam da demişti. Keşke öyle olmasaydı. Muhlis Akarsu bir muhabbet serisiyle, bize bir gönül merhemi serisiyle çok güzel hayata tutunuş ve bakış açısı vermişlerdi. Onları, Nasuh Mahruki'yi, büyük ve güzel bir hukuk insanı, Türkiye'nin vicdanı diyor Barış Doster ona. Hem Barış Doster'i hem Hüseyin Özbey'i. Kutup insanlarını parti ayrımı gözetmeksizin
siyasete rehberlik etmeye, yol göstermeye ve marifet iltifata tabidir. Güzel anıt sözüyle 100. yıl iltifat hareketine katkıda bulunmaya davet ediyorum, istirham ediyorum, yalvarıyorum. Bireyler ve toplumlar sürekli bir tekamül halindedir. Olgunlaşır, gelişir. Millet İttifakı deneyi kesinlikle bir tekamüldü arkadaşlar. Aritmetik sonuçlarına bakmayınız. Bu tekamül birçok şeyi öğretiyor. Tıpkı açılım süreci diye yaşanandan toplum başka bir tekamül gerçekleştirdi ve ne onu sahneye koyan iktidarın ne de ona karşı çıkan biz karşı çıkanlardandık. Bizim beklentilerimizin doğrultusunda değil, toplum çözdü onu. Toplum kendi arasında baktı ki artık bu çağda hele Z kuşağının topa girmesiyle birlikte artık etnikçi, nesepçi, bölgeci, yöreci anlayışlar tarihe karışıyor. Fakat tarihi biri saptırmasa, dezenformasyona uğratmasa. O halde siyaset, siyasal otizmle mücadele ederek bu tahribatları önlediğinde Türkiye'nin pek çok meselelerini çözmüş olacak. Siyasal otizmle mücadele tabii bir teknik konu. Burada keseyim ama bir tablo daha size sunmama izin verin. Siyasal entropiden söz etmek istiyorum. Yani termodinamikten, biraz fizikten. Bizim çok güzel bir fizikçimiz vardı. Keşke gene burada olsa. O bunları anlatsa. Doğrudan söylüyorum, Muharrem İnce'den söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gidenlerin hepsini geri çağırmalı. Gittikleri yerde çok mutsuzlar, umutsuzlar ben biliyorum. Biz de onları özledik. Hepsi geri gelmeli. Emine Ülker Tarhan geri gelmeli. İsa Gök geri gelmeli. Mehmet Sevigen şu yaptıklarını yapmamalı, geri gelmeli. Birgül Ayman Güler çok kıymetlidir, geri gelmeli. Birleşik özneye gelmeli ama. Bir zirveye, geçin benim önümde esas duruşa demeye değil. Birleşik özneye gelmeli. Siyasal entropi, değerli arkadaşlar, izole bir ortama 2, 3, 4, 5 cisim konulduğunda bu cisimlerin ısıları birbirinden farklı olsun. İki cisim düşünelim, çok karıştırmayalım. İki cisim koyduk. Buz halinde bir bardak su koyduk, 0 derece. Türkiye'yi sağaltmak için enerjisi çok yüksek. Sevenap'ı koyduk, derecesi 100 derece. Ne olacak? Bunlar nerede buluşacaklar? 100, 50 derecesini verecek, su 50 derecesini alacak. Ne oldu? 10, 0'dı, 50 oldu. Bu da 50'ye düştü. Yani ısı akışı çok olandan aza doğru gitti. Millet İttifakı'nda da böyle oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin enerjisi çok yüksekti. Bizden epey enerji gitti. Biz buna biraz gücendik. Ben buna da gücendirilmiş parlamenter sistem diyorum. O güçlendirilmiş parlamenter sistem var ya. Eğer milletvekillerini genel başkanlar seçip listeyi mühürleyip YSK'ya veriyorlarsa arkadaşlar bu bizi gücendiriyor. Yıllardır diyorlar ki ey Ünal Karahasan sen şairsin kardeşim sen seçim yapmayı ne bilirsin? Biz yaptık seçimimizi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 600 adayını belirledik. Sen zaten kökten Cumhuriyet Halk Partili. Oy verme hakkın yok. Mustafa Kemal'in sana açtığı bu yolda sen oy verme hakkını Mustafa Kemal'in partisine kullanıyorsun. Biz milletvekillerini seçtik. Al bu listeyi zarfa koy götür sandığa at. Önce Sayın Kılıçdaroğlu'na sonra da ekibine söylüyorum. Siz beni yıllardır gücendiriyorsunuz. Beni üzüyorsunuz. Size gücenerek bu oyları veriyorum. Niye siz seçiyorsunuz? Benim niye seçme hakkımı benden alıyorsunuz Sayın Genel Başkan? Peki benim seçilme hakkımı niye elimden alıyorsunuz? Bir daha söylüyorum. Benim oy verme hakkım yok. Ben Mustafa Kemal'e tam bağlı, Kemalizm Asıl Şimdi kitabından da finalde söz edeceğim, kuramsal bir Atatürkçüyüm.
Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyorum. Peki benim seçilme hakkımı niye elimden alıyorsunuz? 2011'de heyecanlı, o zamanlar okul müdürüydüm, belki bürokraside ilerleyecektim, insanlığa daha çok borç ve hizmet ödeyecektim. İstifa ettim, geldim bir heyecanla. Ne oldu? Bir dilekçe yaz, dekonto ekle, ver içeri. 2015'te denildi ki ön seçim olacak, inandık partimize. Bir kamyon bunlardan yaptım. İçinde bir kalem, bir kitap yani reçete, bir de kahve vardı. Bir öğretmen için 30 bin lira harcamak çok paraydı. Harcadık, Kocaeli'de ön seçim falan yok. Ön seçim olmasa, birinci çıkmasam ikinci çıkardım. Ben değil, toplum bu anlayışı öne çıkarmak istiyordu. Ön seçim olmadı. Ne seçme hakkımı kullanabiliyorum arkadaşlar, ne seçilme hakkımı. Benim adıma listeyi seçiyorlar, al götür Ünal Karahsan bunu sandığa at. Buna güceniyorum. Bunun adı gücendirilmiş parlamenter sistem. Bizden Millet İttifakı çok enerji aldı. İyi Parti'den de bir miktar aldı. Şu anda İyi Parti'nin içine düştüğü sıkışıklık da bundan. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasal entropi içindeler. Belki ekranlardan izleyenler biraz daha iyi anlasınlar diye, rahat anlasınlar, iyi değil, rahat anlasınlar diye şunu da belirteyim. Bu entropiyi anlatmak için kullanılan bir oda örneği vardır. Bir odadaki eşyalar ortalığa saçılırsa odanın entropisi artar, yani düzensizleşir. Genç ve bekar medya mensupları varsa belki onların odalarında entropi bazen yükseliyor olabilir. Sonra odadaki eşyalar düzenlendiğinde odanın entropisi düşer, düzgün hale gelir. Fakat odaya habire yeni kitaplar, yeni eşyalar, yeni nesneler doldurulduğunda, yani oda içine gelenleri alamaz hale geldiğinde onu nasıl düzenleyeceksiniz? İşte şu anda özelde Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin gene adını sevgiyle yad ettim, Millet İttifakı'nın içine düştüğü durum bu. Siyasal entropi, kaos. Peki, umut, CHP umudu var eden bir parti. Söze yekün tutmaya yaklaşıyorum. CHP bitti denilen yerde umudu yeşerten parti. 19 Mayıs 1919'a gidelim. Genel durum ve görünüm. İnsanların evinde erkek nüfus, ambarlarında un, ekecek tohumlukları kalmamıştı. Esnaf, eşraf, ileri gelenler, ulema, harbiye mensupları, yazarlar, çizerler, tamamı birden İtilaf devletlerine karşı çıkmanın büyük bir delilik ve yok oluş anlamı taşıdığına inanıyorlardı. Bir tek o hariç, vatanın bağımsızlığını yalnız ve ancak milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyen Anafartalar kahramanı Sarı Paşa, Mustafa Kemal Paşa. O bunu başarmaya tam kararlıydı. Biraz önce arz ettim, bir başarılı örnek olarak 3S, 4K tekniğinde örnek verdim Kurtuluş Savaşı'nın nasıl başarıldığını. Şimdi söze yekun tutuyoruz. Nereden tutuyoruz? Çanakkale'nin Sarı Paşası, Anafartalar kahramanı bir savaşı güzergahından, bir harabiyeti güzergahından değiştirip zafere taşıyan Mustafa Kemal'in bu emeği, orada şehit olan her birini yüksek bir huzur ve saygıyla yad ettiğim Çanakkale şehitleri, ne oldu zaferden sonra? Bir yıl, 10 ay sonra tek kurşun atmadan İtilaf devletleri İstanbul'a girdi. Osmanlı düştü. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktı. Arkasında da idam fermanı vardı. Bir asi
yeniden bir zafer kazanmaya tam kararlıydı. Onu da kimle kazanacaktı? Evinde erkek nüfus, ambarında un ekecek tohumlu kalmamış halkla. İşte bu halk, bu bizim milletimiz. Dedi ki evet, gene kazanacağım. Kazandı. Ne yaptı bu halk? Madem ki kendi azim ve kararıyla savaşı kazandı, kendi devletini kuracaktı. Kurdu. Cumhuriyet. İşte altı okun birinci ilkesi. Cumhuriyetçilik. Mazlum milletlere ışık olan kimsesizlerin kimsesi cumhuriyet. Yani bizim namusumuz, hududumuz, hukukumuz tehlikeye düştüğü anda bunu korumaya kim seferber olacaktı? İşte o ambarında un ekecek tohumu erkek nüfusu kalmama yokluğunda bile kurtuluş kazanan millet. Yani cumhuriyetçilik ilkesinin koruyucu kalkanı anti-emperyalist, tam bağımsızlıkçı, Anadolu İhtilali Kebiri'ni zafere taşıyan milliyetçilik. Milliyetçilik ilkesi, ikinci ilkemiz cumhuriyetçilik ilkesinin koruyucusu. Peki, olur ya, ülke içinde etnik yapılar arasında bir gerilim, bir çatışma, bir üstünlenme yaşanır da bu milliyetçilik tahribata uğrarsa buna bir çözüm bulunmalıydı. Neydi o çözüm? Cumhuriyet, altı ok, dışa dönük anti-emperyalist milliyetçi, içe dönük halkçıdır. Halkçılık, içinde yaşadığımız toplum mutlu ise biz de mutlu oluruz. İşlerimizde kendi çıkarımızdan çok toplum yararını gözetmeye halkçılık denir. Halkçılık, milliyetçilik ilkesinin koruyucu kalkanıdır. Peki, ya içeride inanç, mezhep farklılıkları birbirleriyle çatışırlarsa, eyvah, halkçılık yarılabilirdi. Halkçılığın yarılmaması için din ve devlet işlerini birbirinden ayıran, hem de bireyi herhangi bireylere kul teba yapmayan, zaten hakimiyeti Allah'tan değil, hakimiyeti hanedandan alarak halka vermiş olan bir cumhuriyet, o halde şıklar, müritler, dervişler, mensuplar, meczuplar ülkesi olmayacaktı ve bireyler cumhuriyetin, demokrasinin nimetlerinden yararlanarak kendi inancını özgürce yaşayacaktı. Laiklik, halkçılığın koruyucu kalkanı olarak inşa edildi. Laikliği kim koruyacaktı? Bir zümre mi? Bir seçkinler grubu mu? Elbette hayır. Çağdaş normları gözeterek yasa yapan, sosyal güvenlik yapan, tam bağımsızlığı, siyasal bağımsızlığın yanına ekonomik bağımsızlığı koyan, kamucu devletçilikle ancak laiklik korunabilirdi. Devletçilik bu kalkanın önemli bir bileşeni olarak var oldu. Peki ya devlet çağın icaplarından, ihtiyaçlarından geri düşer, atalete düşer, hele de bürokratik oligarşiye bürünürse ne olacaktı? O halde devleti sürekli ileriye doğru muasır medeniyet peşinde geliştirip güçlendirmek için çok önemli bir ilkeye ihtiyaç vardı. O ilkede neydi? Devrimcilik. En başta cumhuriyeti kurarken zaten devrimciydi. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik, devrimcilik. İşte bu muazzam altı ok. Yani bizim karakterimiz. Peki, lafa yekün tutuyoruz o halde. Altı ok aydınlığıyla Türkiye'ye ve geleceğe bakıyoruz ve özellikle Türk aydınlarının sakin bir şekilde üzerinde düşünmeleri gereken bir konuyu onlara arz ediyorum. İlerici devrimler birbiriyle çelişmezler.
Onlar insanlığı ileriye götürmek için birbirlerine el verirler. Onlar sıra dağlardır. Bu sıra dağların içinde en heybetli ve görkemli tepedeyiz. Ve oradan Türkiye'ye ve insanlığın geleceğine büyük hizmetlerin metodolojisi olarak, karakteri olarak, çalışma alanı olarak manşeti atıyoruz. Kemalizm asıl şimdi. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Sormak istedikleriniz varsa buyurunuz efendim. Umarım sizi çok yormuşumdur. Efendim öncelikle hayırlı olsun adaylarınız. Bengi Türk Televizyonu Yiğitcan Aydın. Efendim seçim sürecinde özellikle Cumhuriyet Partisi... Çok özür diliyorum. İhsan Aydın mı dediniz? Yiğitcan Aydın. Yiğitcan Aydın. Evet. Yiğit ve Can. Evet. Müthiş bir terkip. Soyadınız da ondan güzel. Yalnız sesinizi tam alamadım ve soruyu duyamadım. Lütfen yineler misiniz? Çok teşekkür ederim. Tekrar konuşmam gerekir Yiğitcan. Hepsini yeniden konuşmam gerekir. Seçim dönemi bazında tekrardan. Benim anlattıklarımdan seni en çok etkileyen ne oldu Yiğitcan? Efendim şuraya ayrı bir parantez açtınız. Seçme ve seçilme hakkına özellikle değinmiştiniz. Yani Yiğitcan senin sorunu izninle Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçme ve seçilme hakkını siz eğer genel başkan olursanız kendi üyelerinize nasıl kullandıracaksınız diye mi sormak istiyorsun? Yiğit ve Can kardeşim. Evet, öyle de revize edebiliriz. Peki, çok güzel. Zarfı açarsak mazrufun içinde bu var. Hızlı söyleyeyim. Aday belirleme yöntemlerinde eğer iyi bulmaya karar verirsek, hanımefendi, iyi bulmaya karar verirsek, mutlaka o iyiye doğru koşar adım yol alır Cumhuriyet Halk Partisi. İtiraz etmez. Şimdi Sayın Genel Başkanımız diyor ki, haklı, yani örgütün başı, hepimiz, benim gibi o da tedaviler düşünüyordur mutlaka. Ben biraz klinik çalışıyorum açıkçası. Efendim falanca yerde adam ailesini almış getirmiş üye yapmış. Doğru ama çaresi var Sayın Genel Başkanım. Aday belirle, ben bunu bir de partiye sunmuş biriyim. Bakın şimdi takır takır söylüyorum. Hemen örnek vereyim. 10 bin üyemiz olan bir seçim çevresi düşünelim. Diyelim ki Erzurum'un Oltu ilçesi il oldu ve 10 bin üyemiz var Oltu'da bizim. Çok da şahane olur. Oltu'ya, Şenkaya'ya, Olur'a hepsine selam. Ve tabii Cumhuriyet'in harcının karıldığı Erzurum'a benim hemşerilerime Atatürk'ün de bizzat sırtını yasladığı, hele de Erzurum Kongresi öncesinde Atatürk'ün orada yaşadığı tarihin kaydedemediği bir hatırat vardır. Onu size şimdi değil ama başka zaman anlatmanın sözünü vererek de ben onu hatırlayarak o yiğit hemşerilerime, Atatürk'ün yaslandığı Erzurum kalasına çok selam ediyorum. 10 bin üyemiz olan seçim çevresinde ön seçim yapalım. Tabii bu teknik bir konu. Ön seçim dediğimizde siyasal partiler yasasının verdiği bir kuralla ön seçim yapıldığında sonucu kesindir, değiştirilemez. Ben onu şöyle söyleyeyim. Eğilim yoklaması, ön seçim ayarında eğilim yoklaması yaptık. 10 bin üyemizin olduğu yerde 6 bin kişi oy kullandı. Hepsi gelmiyor. 6 bin kişi oy kullandı. Diyelim ki Yiğitcan da bizim adaylarımızdan, aday adaylarımızdan biriydi. Ve Yiğitcan en çok oyu aldı. 2000 oy aldı. Ne yaptı? 4000 kullanılan oyun %50'sini aldı. Ben diyorum ki hayır. Üye sayımız 10 binse gelmeyenlerde bir iradedir bu. 10 binde Yiğitcan siz %20 aldınız. Cebinizde dursun kardeşim %20. Bizim partimizin ve partimize bağlı, partimize gönül veren Atatürkçü Düşünce Derneği gibi, DİSK gibi,
sendikaların, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi, Barolar Birliği gibi, oralardan bizim parti kamuoyunun çok değer verdiği heyetlerden birden fazla bir danışma kurulu oluşturarak adaylarımızı, aday adaylarımızı şu anda benim yaşadığım gibi, işte onları isimlendirmeyeyim ama diyelim ki karşımızda partinin 7 bilge kurulu üyesi oturuyor, 7 kişi. Biz de Oltu seçim çevresinden 15 aday adayız. Geleceğiz, bize şurada zarflar var, bizi imtihan etmeyecekler, bize vekil muamelesi yapacaklar. Diyecekler ki, efendim oradan buyurunuz bir zarf açınız ve içindeki soruları ya da yazılanları kendiniz bir seferde bize anlatınız. Anlattıkları zaman, ben herhalde göstersem daha isabetli olur. Afaki bir şey olmadı. Tam çekme haline divane gönül, sana da bulunur, elde neler var, hayvan mı, turunç mu, nar mı istersin, aç gözünü, derinde yaptılar, elde neler var, neler neler çalışmışız. Buyur. Milletvekili aday adayı mülakat formu. 1, 2, 3, 4, 5 kategori var. Temsil gücü, uzmanlık alanları, politik kültür, vizyon, projeler. Bu soruların muhtevası bunları anlatıyordu. Her bir başlığın altında 5 tane de alt başlık var. Burada hatip konuşurken, Allah rahmet eylesin, söz gelimi bu bilge kurulda Hasan Fehmi Güneş vardı, kabul edelim. Çok özel bir insandı, vesile oldu. Onu da seslendirmiş olduk. Bu toplantıya çağırdık. Ben bunları Hasan Fehmi Güneş'in bilgeliğine sunarken dedi ki, Ünal çok güzel bir şey yapıyorsun ama bizim partimizin bir hassasiyeti vardır. Seçim sattı mahalline girildiği anda söylenen her iyi şeyi acaba partiyi mi eleştiriyor diye yadırgarlar. Bunları seçim bittikten sonra durma, anlat. Puanlar vermiş Hasan Fehmi abi. Vermiş, vermiş, vermiş. Diğer 7 kişi de puan verdi. Topladık. Tabii teslim edildi. Topladık. En çok oy veren form ile en düşük oy veren form atıldı. Ortada kalan 5 formun ortalaması alındı. Alınan ortalamada da Yiğitcan'ın mülakat puanı 80 çıktı. Ön seçimin %50'sini alıyorduk. Yiğitcan ön seçimde 10 bin üye çevreli bir yerden 2 bin oy almıştı. Yani %20 almıştı. %20'nin yarısı %50'si ne yapar? 10 puan. Mülakattan Yiğitcan herkese nasip olmayacak bir şekilde 100 aldı. Mülakatın %30'u 30. Bir de örgüt çalışkanlığı formu var. Ayrıntılarını ben size ulaştırayım, tartışalım daha sonra. Örgüt çalışkanlığında da, özür dilerim, örgüt çalışkanlığının %30'u, mülakatın %20'si, ön seçim ölçeğinde eğilimin %50'si. Bunları topladık. Şimdi hesap uzmanı olan Sayın Genel Başkanım bunları hepimizden daha iyi yorumlayacaktır. Aşiretiyle, sülalesiyle orada seçime giren arkadaş, eğer gelip Hasan Fehmi Güneş'ten 100 alıyorsa Yiğitcan sana helal olsun, sen milletvekili ol kardeşim. İşte aday belirleme, yani seçme ve seçilme hakkını kullandırma yöntemi. Memnun oldun mu? Doyurucu mu? Ben teşekkür ederim. Var mı soru? Özellikle bir kadın bakışıyla bir soru dinlemek isterim. Pozitif ayrımcılık yapalım. Hani kuliste bir soru sormuştunuz siz bana? Hayır, bana çok güzel bir soru sormuştunuz. Onu sormanızı rica ediyorum. Deniz Aslan, TRT Haber. Öncelikle adaylığınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim sonuçlarının ardından değişim sesleri birkaç farklı cepheden yükseldi.
birkaç kutuptan yükseldi. Gelinen bu süreçte 38. olağan kurultaya gidilen bu yolda birçok farklı noktadan bu seslerin yükselmesi seçmende nasıl bir izlenim bırakır? Parti içerisinde bir birlik beraberlik mesajı mı verir yoksa tam tersi seçmenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha tedirgin, daha güvensiz yaklaşmasına mı sebep olur? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni halinde memnun mu diyorsunuz? Deniz Hanım, bir kere adayların değil anlayışların yarışmasını Cumhuriyet Halk Partisi tabanı bekliyor. Anlayışlar da yarışmazlar. Anlayışlar sentezlenir. Anlayışlar denklem kurar. Anlayışlar hepimizi kuşatır ve kavrar. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni için değil, genel olarak toplum tabanında çalışan ve yaşayan biri olarak bütün partilerimizin seçmenleri hiç halinden memnun değiller. Bizim seçmenlerimiz de memnun değiller. Mutlu değiller. İktidara oy verenler hiç mutlu değiller. Ben yaptığım konuşmanın kapsamı içerisinde bu mutsuzlukların üstesinden gelmek için siyasetin birbiriyle bir yerde yarışmasını istiyorum. O yarışma 1950'lerde Allahu Ekber dağlarının eteğinde Nizampaşa'nın kendisinin yaptığı, elle hazırladığı, İstanbul'a gönderip buradan baskı yaptırıp yurdun çeşitli yerlerine gazete gönderen bizim Allahu Ekber'lerin, Allahu Ekber dağlarına düşen Mustafa Kemal gölgesi dediğimiz Türkiye'nin ıskaladığı bir büyük büyük bilge Hüseyin Köycü'nün şöyle yol gösteren, onaran, mürşit bakışıyla bir dörtlüyle cevaplayalım. Ne mutlu çalışana, çalışmaya alışana, iyilikte yarışana, herkesle bölüşene. Ben paramental sisteme karşı olan biri olarak özellikle patente çok karşıyım. Biz söyleyelim, iyi işleri iktidar yapsın. Yani iktidar iyi işleri yaptığında, toplum mutlu olduğunda biz üzülecek miyiz? Hayır, üzülmeyeceğiz. Patente karşı olduğumu belki siz gazetecisiniz, fark etmişsinizdir. 2015'te noter tasdikli olarak gönderilen mektupta şu anda bulunan benim size okuduğum bu ilacın arkasındaki bölüm size bir reklamı çağrıştırmıştır muhtemelen. Ben tabii ki o reklam için kimseyi davet etmeyeceğim. Zaten seven hapın kaynağı halktır, kullanıcıları halktır. Patente karşıyım, patent herkesindir. Bunu alsın bütün partiler, kendi seçmenini sağlatmak için kullansınlar. Peki, bana zaman ayırdığınız için size teşekkür ediyorum. Mesajlarımı topluma taşıyacağınız için çok sağ olun. Bize bu güzel günde partiyi eşitlik ilkesi gereği açan başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, bu organizasyon için çok özel bir destek ve ilgi gösteren Genel Başkan Yardımcımız Sayın Eren Erdem'e, gene Genel Başkan Yardımcımız duruşuyla, varlığıyla huzur timsali çok sayın ve sevgili ağabeyim Bülent Kuşoğlu'na ve ev sahipliğinde sabahtan beri ben bir söylesem o da iki söyleyen değerli dostum, şimdi dostum diyorum, çok eski tanıdığımı hissettim, Necati Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, yolun açık olsun Türkiye'ye.